Herkese selamlar. Son dönemde hayatımıza hızla giren sesli kitapların hem LGS hem de TYT süreçlerini yaşayacak öğrencilerin okuma alışkanlığına etkisini ve dönüşen okuma alışkanlığının sınavlara yansımasını konuşacağız bugün. Dijital dünyanın çok hızlı yükselişi kadim becerilerimizden biri olan okuma alışkanlığımıza da etki ediyor. Biz öğretmenler Kindle çıktı, mertlik bozuldu mu diye sormaktan kendimizi alamıyoruz. Evet, kitap kokusunun o zihin açıcı etkisiyle sayfaları çevirerek okumanın keyfi dijital dünyada yok. Ama sesli kitaplar sayesinde her ortamda yüzlerce kitaba ulaşabilmek çok daha fazla kitap okuyabilmemizi sağlamıyor. Üstelik okul çağındaki gençler internetin bereketli topraklarında gezinmeye kendilerini fena halde kaptırmışken dijital kitaplara adapte olmamız çok da uzun sürmedi. Peki dinlemek mi okumak mı diye sorarsak benim cevabım C hepsi olur. Sesli kitaplara defans göstermeden önce hatırlamamız gereken belli başlıklar olduğunu düşünüyorum. Gelin onlara bir göz atalım. Aslında bizim kuşaklar için radyo tiyatrosu neyse yeni nesil için de dijital kitaplar odur diyebiliriz. Özellikle podcast takipçilerinin sayısının hızla artması dijital dünyada dinlenen diğer içeriklere de ilgiyi epey arttırdı. Bu açıdan sesli kitapların yükselişi önlenemez gibi gözüküyor. Hatta yazın dünyasının yetenekli isimleri kendi kitaplarını seslendirerek sizlere onları daha cazip hale bile getiriyorlar. Son dönemde dinlediğim Murat Menteş'in Ruhi Mücerret adlı romanı okuduğumda aynı etkiyi yaratmasa da dinlerken beni kahkahalara boğmuştu. Masum Cici hepimizi öldürürse, tam da kafatasımdaki dijital leblebi sayesinde Masum Cici'ye hedefleri tanıtmıştım. Terör çorbasında benim de tuzum bulunuyordu. Subaru'nun teybinde Gazal Şekeri'nin Song of the Red Derviş'i çalıyordu. Üzgündüm. Eve ulaştığımda kapıyı Serpil silahlı peri açtı. Kalbimin kurdelesini tutup çekerek fiyongunu çözdü. Varlığı varlığıma kesinlik kazandırıyordu. Evcilik oynuyorduk sanki. İş elbisem olan polyester eşofmanı çıkarıp penye eşofmanımı giydim. 5 dakika sonra Serpil silahlı periyle... Hem bazı büyük edebiyat eserleri sesli okunmak için yazılmış olabiliyor. Mesela Charles Dickens'ın edebiyat dünyasında ses getiren eserlerinin pek çoğunu sesli okumaya uyarlanabilecek şekilde kaleme aldığını biliyoruz. Zaten Dickens yazdığı eserleri ev ahalisini ve arkadaşlarını karşısına toplayıp sesli bir şekilde okurmuş. Haliyle sesli okuma aslında yazın dünyasının yapısına ters değil, hatta dinleyicinin hayal dünyasında çok daha farklı etkiler uyandırabilecek bir güce sahip. Hatta araştırmacılar okutulan ve dinletilen hikayelerin insan beynindeki yansımasını gözlemleyebilmek için 3 boyutlu haritalar oluşturmuş. Sonuca bakıldığında ise okunan ve dinlenilen hikayelerin beyinde aynı bölgeleri etkin hale getirdiği gözlemlenmiş. Sadece yürürken kitap okuduğunuzda beyin korteksinin diğer eylemlerinize göre daha fazla etkin olduğunu aynı araştırma bize haber veriyor. Gelin durumu biraz daha derinlemesine ele alalım. Sesli kitaplar okunan içerikten alacağınız bilgiyi, faydayı, yaratıcılığı eksiltmez. Ancak kağıt üzerinden okuduğunuzda başkasının düşüncelerini kendi iç sesinizle tekrar edersiniz. Bu durumda bu düşünceleri insana kendisi kurguluyormuş gibi bir duygu verir. Böylece tekrar ettiğiniz satırlar sizde daha derin izler bırakır. Ancak sesli kitap dinlediğinizde okuyan kişinin ritmine uymak durumundasınız. Bu durumda şunu söylemek gerekiyor. Sesli kitap dinlemekle kağıt üzerinden kitap okumak birbirinin yerini tutabilecek eylemler değil. Sesli kitapları dinlerken olay örgüsünün dışına çıkıp kaybolmak çok daha kolay. Biraz da okuma alışkanlığının sınav sürecindeki öğrencilerin üzerindeki etkisinden söz edelim. İyi bir okur olmak, sınav soruları üzerindeki konsantrasyonunuzun da daha uzun soluklu olmasını sağlar. Çünkü kağıt üzerinden okuma yaparken kitap sayfalarında da daha uzun süre odaklanarak dolaşırsınız. Tabii ki kitap okumak kelime dağarcığınızı zenginleştirecektir. Sınav esnasında bilmediğiniz bir kelimeye takılıp moralinizin bozulması olasılığını da çok çok azaltacaktır. Dijital dünyanın aksine kitap sayfaları tıpkı sınav sorularının basılı olduğu kağıtlar gibi çok daha sade ve yalın bir görünüme sahip.
Dolayısıyla kitap okurken aslında sınav kitapçığındaki düzene de alışmış oluyorsunuz. Sınavda önemli olan bir diğer konu da sınav süresini verimli bir şekilde kullanabilmek. Bu konuda başarısız olan öğrencilerin aslında temel problemi okuma alışkanlıklarının olmayışı. Okuma hızının gelişebilmesi için iyi bir okur olmanız şart. Bu yüzden mutlaka basılı kitaplar üzerinden okuma hızınızı artırmaya çalışmalısınız. Aslında şimdi kitap okuma alışkanlığı eskiye göre çok çok daha önemli. Çünkü internetin renkli dünyası ve çoklu uyaranları zihninizi öyle cezbediyor ki kitap okumak hiç de tercih edilir bir eylem gibi durmuyor. Öyleyse sınavda başarıyı yakalamak ve bir adım daha öne geçebilmek için okuma alışkanlığının ne kadar temel olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Eğer iyi bir okur olursanız sizinle birlikte sınava girecek diğer arkadaşlarınızın önüne geçme olasılığınız çok çok daha yüksek. Soruyu anlayabilmek için yavaş okuyan, kelimelerin arasında debelenen öğrencilerin dikkati çok daha hızlı dağılır. Fazladan zaman harcarlar ve bu da onların sınavı tamamlayamamalarına bile sebep olabilir. Kitap okuma alışkanlığı sözel dersler kadar sayısal bölüm için de oldukça gerekli. Yeni nesil sorularda içerik ne olursa olsun uzun metinlere dayalı anlama, kavrama, mantık, muhakeme becerilerini ölçen sorulara rastlıyoruz. Öyleyse hangi dersi olursa olsun bilgiden önce soruyu anlayabilmek gerekiyor. Seçeneklerin birbirine oldukça yakın hazırlanması da yine bilgiye sahip olsanız bile iyi bir okuma yapmadığınızda sizin yanlış yapmanıza sebebiyet verebilir. Lütfen son LGS sınavındaki yazım yanlışı sorusunu hatırlayın. Bağlaç olan ve hal eki olan D'nin nasıl yazıldığını eminim ilkokuldan beri hepimiz öğreniyoruz. Ancak sınav sorusu öyle bir hazırlanmış ki bilgiye sahip olsanız bile iyi okuma yapmadığınızda soruyu doğru yapabilmeniz mümkün değil. Kitaplarda ilk kez karşılaştığınız kelimelerin anlamlarını öğrenmeye çalışın. Metinlerin içerisinde dilimize girmiş yabancı sözcüklere de dikkat edin. Çünkü son yıllarda özellikle dilimize girmiş olan yabancı sözcüklerin sınavlarda sık sık sorulduğunu görüyoruz. Unutmayın, okuma alışkanlığı edinmek aslında dikkatinizi odaklama becerinizi yükseltecek en temel eylem. Bunun için daha önce hazırladığım yaz tatilinde ne yapmalıyız adlı videoya göz atmanızı öneriyorum. Kelime hazinenizi ilerletecek nitelikte kitaplar seçin. Ve her seferinde seçtiğiniz kitapların sizi bir adım daha ileriye taşıyabilecek içeriğe sahip olmasına dikkat edin. Ayrıca okuduğunuz kitapları gerek ailenizle gerekse arkadaşlarınızla paylaşın. Bu paylaşımlar kitapların sizde daha kalıcı olmasını sağlayacak. Unutmayın, beynimizi ancak okuyarak geliştirebiliriz. Genç arkadaşlar, videoyu tamamlarken son sözüm sizler için. Öğrenci olarak payınıza düşen görevler var. Her gün mutlaka 5 dakika, yarım saat ya da 1 saat ya da size bağlı olan bir sürede kitap okuyun. Sıkıldığınızda bırakın. Aklınız çok hızlı dağılıyorsa yalnız kalacağınız bir ortam bulunup kitabı kendinize sesli okuyun. Videonun sonunda size radyo tiyatrosu tadında okunmuş sesli kitaplardan birkaç tane önermek istiyorum. Ezel Akay'ın okumasıyla Kuyucaklı Yusuf ve Mert Fırat'ın okumasıyla Kürk Mantolu Madonna. Genç arkadaşım, unutma, vereceğin emek hayatına katacağın değer olarak sana çok iyi gelecek. Aklına takılan soruları bana lütfen yorumlarda yaz. Görüşmek üzere, sevgiyle, hoşça kalın.